Herkese merhaba arkadaşlar, borsada bir emekçi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bugün yine aslında baktığımızda borsa İstanbul'un dinamik hisselerinden bir tanesi olan büyük bir holdingi, büyük bir şirketi değerlendirmeye kısaca bir yorum yapmaya çalışacağız. Çünkü teknik tarafında ve takas tarafında ciddi bir potansiyel mevcut yukarı doğru bununla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Arkadaşlar baktığımızda ülkenin en büyük ailelerden bir tanesi olan Koç Holding arkadaşlar Koç Holding şirketiyle ilgili kısa ve öz sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Nedir Koç Holding? Türkiye'nin lideri, global bir oyuncu aslında Koç Holding. 1962'den günümüze yüzyılı aşkın yolculuğu boyunca Türkiye sanayisinin küreselleşmesine kadar pek çok Atılımda bulunan ve sorumluluklarını yerine getiren global ortakları olan bir şirket aslında. Ve yine baktığımızda Türkiye'nin ilk anonim şirketi olarak kurulması, endüstriyel girişim, ilk uluslararası ortaklıkları yapması, ilk halka arz gibi pek çok ilki de gerçekleştiren bir şirket. Cirosu ve ihracatının yanı sıra Borsa İstanbul'dan aldığı pay, ödediği vergiler ve yarattığı istihdam ile Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu milli gelirin yaklaşık %9 demişler bu arttı. Ee, gelen kombine cirosu ve Türkiye ihracatında yaklaşık %7'lik payla Türkiye ekonomisinin itici gücü konumunda Koç Holding arkadaşlar. Konseride net karı son 5 yılda TL bazında ortalama %70 artıyor ve yine globalde İlk 500 şirket arasında yer alan tek Türk şirketi Koç Holding uzun vadeli yüksek büyüme potansiyeli sunan enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerinde güçlü rekabet avantajlarıyla lider pozisyona da sahip arkadaşlar. Tüm bunları özetledikten sonra hemen bir Koç Holding'in Genel olarak diğer böyle alt kollarını falan bir değerlendirelim. Baktığımızda 115.000 çalışanı, Fort Otosan, TÜPRAŞ, TOFAŞ ve Arçelik gibi 4 büyük sanayi kuruluşunun %30'dan fazla gelirlerinin yurt dışından geldiğini, 150'den fazla ülkeye ihracat yaptığını ve Türkiye'deki ihracat payının %7 olduğunu söylemiştik. Ayrıca kazançlarının %7'sini ARGE harcamalarına düzenli olarak yatıran bir holding arkadaşlar ve yine baktığımızda 90 tane de yurt dışında üretim ve pazarlama tesisi bulunan bir şirket. Eğer burada faaliyet alanlarını kısaca bir özetlersek, tabii ki sektörler tarafında az önce özetleştim ama tekrar bir tekrarlamak istiyorum. Dünyanın en büyük 500 şirketi arasında yer alan tek Türk şirketi arkadaşlar, bunu sakın unutmayın. O yüzden Koç Holding değerli bir şirket. Enerji, finans, dayanıklı tüketim ve otomotiv başta olmak üzere pek çok farklı sektörde işlerini yoğunlaştıran bir şirket. Bunlarda inşaat vesaire de giriyor tabii ama dört başlık olarak karşımıza çıkarmışlar ve kısaca özetlemişler. Tabii ki burada diğer sektörde gıda, yiyecek, içecek vesaire bunlar da giriyor ama bunları özetleyecek olursak bir görüyoruz. Ark inşaatı, divan turizmi, yine Intek, Inventram'ı onu görüyoruz. Ingate dijital pazarlama, düzey tüketim malları sanayi, Koç bilgi ve savunma sistemleri, Koç dijital çözümler, Koç bilgi sistemleri. Biraz daha devam edersek Koçtaş, RAM Dış ticareti görüyoruz. RMK marin gemi yapım sanayi görüyoruz. Tanı pazarlama, Setur ve yine Setur hava taşımacılığı, Tatkı'da Tek Art katalamış ve Fenerbahçe turizm tesisleri ve Koçzer yani Zer merkezi hizmetleri görüyoruz arkadaşlar. Karşımızda grup şirketlerinde. Grup şirketlerini geçtikten sonra tabii ki burada markalarda değerlendirebilirsiniz. Çok fazla marka var. Elinde bunlar da Akba Petrol Hizmetleri, Alfa Romeo, Altus, Arçelik, Arçelik LG, Arctrit, Ark İnşaat, Avis, Aygaz başta gelen arkadaşlar markalardan bazıları. Yine Aygaz Doğalgaz, Aygaz Otogaz, Beko şeklinde de devam ediyor. Hemen hızlıca buradan geçip artık finansal bilgiler tarafını bize sundukları bir özet rapor var. Bunu değerlendirmek istiyorum. Onun haricinde yine hemen hızlı bir şekilde hemen teknik ve temel tarafına geçelim. Çok fazla uzatmayalım. Çünkü Koç Holding'i e detaylarına inecek olursak sabaha kadar bu videomuz devam eder. Büyük bir şirket. Baktığımızda altında da çok farklı şirketler olduğu için konsolide bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi özetle Koç Holding'e bakarsak Koç ailesinin %20'lik bir payı, Familia Danışmanlığı'nın %43.75'lik, Vehbi Koç Vakfı'nın %7.26, Koç Emekli Vakfı'nın %2.35 olarak oluşturuyor. Halka açıklık kısmının yani şu %26.59'luk kısmının ise %60'ı yabancı payı arkadaşlar. Bu gerçekten güçlü bir özellik. Bağımsız yönetim ve kurulu üyelerinden, kadın yönetim kurulu üyelerinden bahsetmiş ve Türkiye'de yerleşik olmayan yönetim kurulu üyelerinden de bahsetmiş. Şimdi baktığımızda hissedar yapısına istikrar sağlayan aile yönetimi ve yatırımcı aracı dersek family danışmanlık karşımıza çıkıyor. Koç ailesinin varlığının büyük bir kısmı koç topluluğuna yatırılmış olması koç ailesi yönetim kurulu seviyesinde sorumluluğa sahip olarak da karşımıza çıkıyor. Önemli gelişmeleri burada bir vermişler. En sonunda yine bugün de Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olduğu karşımıza çıkıyor koç holding tarafında. Yine özetleyecek olursak kombine gelirlerden, ihracat gelirlerinden, ar harcamalarından az önce bahsetmiştik. İşte dünya genelindeki ilk 500 şirketten bir tanesi olduğunu ve son 5 yılda ortalama olarak net karını %70 oranında arttırdığını söylemiştik. Özetle Koç Holding dediğimizde Türk en büyük 10 sanayi kuruluşun 4'ü Tüpraş, Ford Arçelik ve Tofaş'ın bünyesinde bulundurduğunu sanayi tarafında görüyoruz. En büyük ihracatçıları konuşacaksak yine bunlardan Ford Otosan Tüpraş ve Arçelik başı çekiyor ve yine karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde Türkiye'nin en büyük fikri haklar portföyüne geldiğimizde 7000'den fazla marka, 2500'den fazla patent ailesi, 4700 patent, 1100 endüstriyel tasarım ve yine 4700 internet alan adı karşımıza çıkıyor fikri haklar portföyü tarafında. En geniş erişim ağı ve müşteri veri tabanına bakarsak yapı kredide 800 banka şubesi, Arçelik AŞ'de 11.000 bayi ve satış noktası, Otokoç Otomotiv, Aygaz ve Servis de tabii ki bunların içine giriyor. Tanı tarafında ise 12.5 milyon müşteri veri tabanı olarak karşımıza çıkıyor. Özetle Koç Holding'i tekrar özetleyecek olursak 150'den fazla ihracat, %55 yurt dışı yabancı paraya endeksli gelirler, 40 farklı para ile faaliyet, 90 yurt dışındaki üretim tesisi ve satış pazarlama şirketleri olan bir holding ve 27 bin yurt dışı çalışanından bahsediyoruz arkadaşlar. Güçlü bir rakamlar bunlar. Enerjide Tüpraş, Aygaz, Opet ve Entek dikkatimiz çekiyor. Otomotivde Ford Otosan, Tofaş, Türk Traktör, Otokar, Oto Koç Otomotiv dikkatimizi çekiyor. Dayanıklı tüketimde tabii ki Arçelik, Arçelik AŞ, LG ve Bilkom. Finans tarafında Yapı Kredi ve Koç Finans. Diğer tarafında ise Setur Divan Koçtaş, Tat, Motor Üretiminde Watt ve Zer karşımıza çıkıyor. Invetram ve Koç Sistem Finansal Teknoloji olarak da karşımıza çıkıyor. Ulusal ortaklıklarda Kingser, Komo, Kagome ve Sumitomo var yine burada. Uluslararası ortaklıklarda ise LG'yi biliyoruz, Hitachi'yi biliyoruz. Ve yine uluslararası ortaklarda Ford Otosan, Stellantis ve CNH Endüstriyeli görüyoruz arkadaşlar güçlü ortaklarda. Şimdi hızlı bir şekilde artık burayı çok fazla uzatmak istiyorum. Uzatmak istemiyorum çünkü aynı şirketleri konuşuyoruz. Bir gelelim bir Ford Otosan'ın takas tarafına bir bakalım. Şimdi takasa baktığımızda 2024 yılı itibariyle değerlendireceğim. Toplam takası değerlendirecek olursak City'nin elinde %50'lik pay ile 338 milyon adet lot tuttuğunu, ardından dosyaya bakın. Yine %12'lik pay ile 84 milyon hatta 85 milyonluk bir pay tuttuğunu görebiliyoruz. Zaten tüm bu iki yabancı kurumu topladığımızda ise %62 hatta %63'e yakın bir takasının yabancının elinde olduğunu görebiliyoruz. Zaten az önce de bunu söylemiştik. Satıcılar tarafında baktığımızda Emeklilik ve Türk Ekonomi Bankası'nın ve yine diğer tarafında ciddi şekilde 7 milyonluk yani küçük yatırımcı diye tabir ettiğimiz kişilerin lot sattığını görüyoruz. Alıcılar tarafında ise City'nin 18 milyonluk yani 18 milyon adetlik net bir alımı var 2024 yılı itibariyle. Şimdi tüm bunları konuştuktan sonra gelin bir de Koç Holding'in teknik tarafına bakalım. Şimdi teknik tarafını dolar tarafına bakmak istiyorum. Neden? Çünkü az önce gördüğünüz gibi halka açıklık kısmının %60'ından fazlası %63'ü zaten yabancı pozisyon olarak karşımıza çıkıyor. Dolar tarafında düşen trend zaten kırılmıştı. Şuralarda bir oyalanmanın ardından 3.88 3.90 dolar üzerinde onayını almış ve yükselişine başlatmıştı. Şimdi bu verdiğimiz seviye 3.90'dan itibaren şu anda yukarıya doğru net bir şekilde %42'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş. Grafiğimiz haftalık biraz daha orta vadeye ilgilendiriyor. Burada da yeni sıkışmadan çıkan bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Kendi içinde oluşturduğu tepeyi dolar tarafında tekrar test edecek şurada. Yani şunu söylemek istiyorum. Şurada 5.74 doların üstüne geçtiği takdirde yeni hedefimiz 6.93 8.50 ve 10.58 olarak karşımızda. 10.58 olduğunu düşünürsek de zaten 32 liralardan bahsediyoruz. Yine ne yapar bu? 320 lira 50 centlik de bir tabi orada yine 60 centlik de bir durum var. Bu 60 centlik de yine bizleri 400-450 liralara kadar TL bazında bir hedef olarak karşımıza çıkartıyor Koç Holding'i. Yani ne kadarlık bir hedeften bahsediyoruz? Şu anda Koç Holding'in 172 lirayla Fiyat hareketiyle karşımızda olduğunu görüyoruz. Bizler burada 450 liraya kadar bir marj oluşturacaksak eğer buradan yukarıya ilk etapta yüzde 157 lik bir potansiyel oluşturan bir şirket karşımızda arkadaşlar. Türk lirası tarafına baktığımızda ise Türk lirası tarafında daha önce zaten şurada bir yatay desteğini söylemiştik. Şurası bizim eski hedefimizdi. Bunu siliyorum. Artık güncel grafiğine bir bakalım. Burada e, blok desteğini vesaire daha önce sizlere canlı yayınlarda açıklamıştım. O yüzden grafiğimizi sadeleştirelim. Döneceği yeri konuşmuştuk. Şu an baktığımızda da kendi içinde bir yatay söz konusu. Yani 164 liranın üstünde hatta 165 TL'nin üstünde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Neden? İlk hedefimiz 200 liralar. Buradan yukarıya da kısa da baktığımızda 200 liraya kadar %15'lik bir getiri söz konusu. Ama dolar tarafında yukarı doğru eğer hedefimizi güncelleyeceksek zaten güncelledik. 450 liralara kadar bir yükseliş potansiyeli oluşturan güçlü bir şirketten bahsediyoruz. Hani herkesin aradığı şu ya ben şirketi alayım hisseyi alayım takip etmeyeyim. 2 ay sonra 3 ay sonra açayım hedefine gelince satayım diyorsanız işte tam bu şirket sizler için. Herkesin diline bir yabancı yabancı geldi borsa uçacak. Tabii ki borsamız yükseliyor ama genel olarak bu tabirleri konulu kullanan insanlara söylüyorum. İşte yabancının geldiği şirketler bu tarz şirketler net bir şekilde 2024 yılı itibariyle topladığı lotu sizler de gördünüz. Tek kalemde %90'ı kendisi yukarıya doğru çizmiş ve pozisyonunu Koç Holding tarafında çoğaltmış. Baktığımızda ATH'ini yapmış durumda. Yani eski zirvesinin üstünde şu anda Koç Holding buradan yukarıya da rekorlar tazeleyerek devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden bizler için her zaman garanti ve güzel yatırım olan şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta. Bence güzel bir fırsat. %150'lik bir kazanç hiç az da bir kazanç değil. Kademeli olarak zaten satış noktalarını yine belirleriz. Hatta nasıl belirlenecek size hemen onu söyleyeyim. Biliyorsunuz dolar tarafında kademeli hediyelerimiz ve seviyelerimiz mevcut. İşte burada tam karşımıza çıkıyor. Dolar grafiğine tekrar geri döndüm. İlk etapta 6.93 7 dolar civarına doğru bir yükseliş. Daha sonra 8.50 ve 10.58. 6.90 dediğinizde de zaten bunlar 200 lira bantları yapıyor. 8.50 civarını konuşacak olursak ise 8.50 civarı bantlarını eğer bir hedef olarak belirleyeceksek bu 300 lira bantlarına doğru bir yükseliş demek. Yani ara dirençleri kur çarpısıyla yani anlık fiyatı kura çarparsanız aradaki dirençleri de bulabilirsiniz. Neden dolar tarafına baktığımızı açıkladım çünkü halka açtık kısmındaki %60'lık da kas yabancıda. O yüzden bu şirket her zaman yukarıya doğru potansiyel oluşturan şirketlerden bir tanesi. Umarım güzel sizler için açıklayıcı ve net bir video olmuştur. Sizlere güzel karşılıklar elde ettirebilecek videolardan da bir tanesi olmuştur. Benim sizlere kısa özet şeklinde anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayı ve kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Herkese bereketli olsun.